أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله ما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن اللَّهُ فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم İnnemes sadakatu lil fuqara ve'l mesakin ve'l amilin aleyha ve'l müellefeti kulubuhum ve fi'r rikab ila ahir la ya sadakallahu'l azim. Allahum enfa'na bil Kur'an'il azim barik lana fi ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Tevbe suresinin 60. ayeti kerimesinde kaldık. Bir önceki derste bu ayeti kerimenin manasını kısaca arz ettik tefsirinde kalmıştık. Bu ayeti kerime zekatla ilgilidir. Zekatın kimlere verileceğiyle ilgili ayeti kerime. Zekat eşittir fakire verilir. Fakire giden, fakire verilen zekat yerini bulmuş olur. Fakire ulaşmadığı zaman o zekatın iadesi gerekmektedir. Fitre de aynıdır. Zekat ve fitre, huz milaniyyim zenginden al ve tureduyla fukorahim fakire Müslüman fakire verilir. İnneme sadakatu zekat lil fukara fakirlere vel sakin miskinlere ve amilin aleyha onun e, fakirin ihtiyacını gören memurlara görevlilere vel müellefeti kulubuhum müellefe kulub ve firrikab köleler ve garimin borçlu ve fi Allah yolunda olanlar ve bin sebil bir de yolcular feriyyatan min Allah Allah'ın bir farzı olarak Vallahu Allah alimun her şeyi bilir. Hakimun Allah hakimdir. Verdiği hüküm yerli yerindedir. Bu konuyla alakalı tefsir bir önceki derste anlatılmıştı. Kaldığımız yer bunun tefsiri geniş olduğu için iki bölümde arz etmiş oluyoruz. Mühim bir hadisi şerif var. Bu da Bukhari'de rivayet ediliyor. Uzun bir hadisi şeriftir. İnsanoğlunun başına bunlar geliyor. Olan olayları peygamberler bize açıklamış oluyorlar. Burada anlatılan bir başında saçı olmayan kel, ikincisi baras hastalığı yani derisinde alacası bulunan hasta, bir de kör olandan bahsediliyor. Özet olarak okursak çok uzun gidecek. Özetlemekte fayda var. Bunlar imtihana tabi tutuluyorlar. Yani her insan aynı şekilde imtihana tabi tutuluyor. Yani haya hali hayatında başına bazı haller geliyor. i̇nsan şeklinde melekler geliyor. Hızır aleyhisselam geliyor. ve insanın hayatında karşılaştığı imtihanlar ya kazanacağız ya kazanacağız. Şimdi bunlar baras hastalığına tutulmuş olan vücudunda deri hastalığı olan kişiye melek insan şeklinde geliyor. Diyor ki arzu ettiğim bir şey var mı diyor. O da diyor ki var diyor. Benim Rabbim bana diyor güzel bir beden versin, güzel bir endamım olsun, rengim düzelsin, cildim düzelsin. Sevdiğin malın var mı diyor. Develeri çok severim. E, efendim bakar, inekleri vesaire. Sürüleri seviyor. Severim diyor. Allah'a dua ediyor, gidiyor. Tabi adam zamanla iyileşiyor. Ondan sonra ve e, sürüleri oluyor. Oldukça çoğalıyor. Aradan 10 sene, 20 sene, 30 sene geçiyor. İnsan nereden ne olduğunun bir anda farkına varamayabilir. Ancak imtihana dikkat etmek lazım. Bizim de böyle başımıza, insanoğlunun başına bunlar geliyor. Bunlar dünyadaki olan olayların görüntülü bize yansıması gibi değerlendirmek lazım. İkincisine geliniyor. Yani başı kel olana... ...melek geliyor insan şeklinde... ...diyor ki istediğin bir şey var mı? Var diyor Allah bana bir güzel saç verse... ...saçım düzgünleşse... Ee, ...sevdiğin mallar var mı diyor... Ee, ...var diyor o da... ...efendim... E, ...sürüleri, koyunları vesaire... ...severim diyor... ...Allah Celle Celaluhu... ...sana bu develeri, e, sürüleri nasip etsin diye... ...dua ediyor gidiyor aradan... ...zaman geçiyor adam saçları çıkıyor... ...bedeni düzgünleşiyor... ...malları çoğalıyor, zenginleşiyor vesaire. Kör olana geliyor insan şeklinde yine melek. Ona diyor ki senin arzu ettiğin dünyada bir şey var mı? O da diyor ki Rabbim bana bir göz nimeti nasip etse de gözüm görse. Rabbim göz nasip etsin diyor. Sonra sevdiğin şeyler var mı? Fe mali habbu ileyke el ganemu diyor. Koyunları severim diyor. Mevla sana versin diyor. Dua ediyor ve gidiyor. O sürüler doğuruyor, çoğalıyor, bakıyor. Dağ, taş, her taraf. Efendim nimet içerisinde çoğalıyor. Aradan zaman geçiyor 10 sene, 20 sene, 30 sene. Bunlara ilk göründüğü şekilde onların yanına geliyor. O ilk deri hastası olana geliyor. Diyor ki ya diyor ben yolda kaldım zor durumdayım diyor. bana diyor yol endamı bir deve verir misin diyor. Bana yardımcı olur musun diyor. Yok diyor benim diyor kimseye verecek bir şeyim yok. Ya diyor ben seni bir yerden tanıyorum diyor. Ya sen keldin diyor. Allah sana diyor bir yok diyor beni karıştırıyorsun. Ya sen diyor fakirdin diyor. Kopya da veriyor. Fakirdin bir şeyin yok diyor. Yok diyor beni başkasıyla karı ben büyük adamım diyor. Benim çok mallarım vardı diyor. Ondan sonra e, o da diyor ki madem öyle diyor veren Allah alır diyor. Allah seni eski haline çevirsin diyor. Çevirsin diyor ben ben böyle böyle infiyakalı bir adamım ben diyor. Gidiyor oradan. İkincisine gidiyor. Aradan kaç sene geçmiş o e, baras hastası olana bir de e, efendim kel olana geldi e, ona da dedi ki ya dedi ben yolda kaldım bana yardımcı olur musun yok dedi ben dağıtsaydım bende mal kalmazdı dedi her önüne gelene mal mı verilir vesaire e, dedi zor durumdayım dedi ya ama dedi ben seni bir yerden tanıyorum dedi ya e, sen dedi bedeninde hastalığın yok muydu dedi işte öbürü de e, saçların yoktu diyor. Vesaire. Yok diyor beni karıştırıyorsun ya sen malın da yoktu senin diyor fakirdin ben hatırlıyorum yok diyor ben babadan kalan bunlar diyor çok zengin adamız biz diyor falan ee, Allah Celle Celaluhu seni eski haline çevirsin o zaman diyor madem öyle söylüyorsun diyor efendim oradan ayrılıyor Amaya geliyor ona diyor selam veriyor aleyküm diyor ki ben yolda kaldım diyor. Bana yardımcı olur musun? Bir at lazım diyor, binek lazım diyor. Ne demek diyor ya? Bunları zaten Allah verdi bana diyor. İstediğini al diyor ya. Yolda kalana yardımcı olunur diyor. Darda olana yardımcı olunur diyor. Sadakayla mal bitmez, israfla mal biter. Ondan sonra e, sen diyor, e, daha evvelden diyor ben gözüm görmezdi diyor. Kendisi itiraf ediyor. Mevla bana lütfetti diyor. Ondan sonra malım da yoktu diyor. Mevla bana lütfetti diyor falan. E, i̇nsanoğlu o sebepleri bilemez ki. Yani sana biri geliyor bir şey istiyor onun hızırlı olduğunu, melek olduğunu nereden bileceksin? Anlayamazsın ki ama bu Bukhari. Bakın çok önemli yani insanoğlu kiminle karşılaştığını, karşındaki kimi olduğunu bilemezsin. Allahu u Teala vetkadesetleri bazen bazı sebeplerle verir, veren Allah alır. O ama diyor ki istediğini al diyor. İstesen sürünün yarısını al diyor. Ver Allah vermiş zaten ne olacak diyor. Ondan sonra o da diyor ki ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim diyor. Onu açıklıyor. O iki arkadaşın, onlardan senin haberin yok diyor. O iki arkadaşın efendim, e, bunlar bizim imkanlarımızla oldu vesaire yalan söylediler ve nankörlük ettiler, paylaşmayı bilemediler vesaire de almayacaktım. Senden de almayacağım zaten. Ben meleğim, almayacağım. Ancak diyor, sen kazandın diyor. Allah malını da ömrünü de bereketler versin. O ikisini diyor, malı da gitti, canı da gitti. Şimdi bunların olaylarını şöyle düşündüğümüz zaman. Bazen insanoğlu böyle darda zordayken efendim bir meşakkat içerisindeki birisi gelir çok dardayım abi bana yardımcı ol falan. Ondan sonra imtihan böyle genişlikte olmuyor. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor, peygamberlik orada veriliyor. Musa Aleyhisselam efendim yolunu kaybediyor. Tur Sina'da dediğimiz orada kendisine peygamberlik veriliyor. Yani olaylara dikkatli yaklaşmamız lazım. Kovduğun kişi kimdir belli olmaz. Allah Celle Celaluhu oradaki merhametsi kavlun marufun muğfiretun hayrun min sadakatin yetbehu eza. Tatlı güzel nazik konuşmanız hayır yapıp da başak akmaktan daha hayırlıdır diyor. Yani dikkat etmek lazım. Bakın adamlar o iki kişi kaybetti ve ama olan efendim gözü görmüyordu ama adamın gönlü açıkmış demek ki o kazandı. Şu hadisi şerif mühim bir hadis. İnne azeme zunubi indallah en biha abdun. Badel kebairi yani günahlardan sonraki insanın karşılaşacağı bir günahtır ki buna dikkat edin diyor Resulullah Efendimiz. Elleti an Allah'ın nehyeti en yemute racülün ve aleyhi deynün la Yani adam öyle bir borç yapıyor, öyle bir borç yapıyor, öyle bir borç yapıyor ki yani o borcu yapıyor fakat bunu kim ödeyecek, nasıl ödeyecek, hangi mallan ödeyeceğim? Efendim ödenemeyecek bir borcu bırakıyor adam ölüyor. Günahlardan yani büyük günahlardan sonra edilen ve bu günaha düşülmemesi istenen bir şeydir. Ha, afaki olarak senin dahlinin dışında ayrı ama ecdat ayağını yorganına göre uzat demiş. Yani öyle bir iş yapıyorsun ki o olacak iş değil. Sermayen 10 lira 1000 liralık iş yapıyorsun. Olacak iş değil. Yani bir bardağa efendim bir damacana su dolmaz. Da bir nehri bir bardağa dolduramazsın. Yani İnsanoğlu yapacağı işte bin ölçecek, bir biçecek. E baktın ki burada gelir on lira ama giderlerine de dikkat et. Bunun gideri ne kadar olabilir? Yani on lira geliri var ama bir hesap diyor. Aa şuraya şu, aa bakıyor on iki lira gider var. Girme o zaman o işe. Orada dikkat et. İşte bu hadisi şerif çok mühim bir hadis. Yani kimsenin ödeyemeyeceği, kendisinde ödeyemeyeceği e, borç bırakması ve o şekilde ahirete gitmesi. Allah'ın nehyettiği, Resulullah Efendimizin ikaz ettiği bir hatadır. Günahlardan sonraki, büyük günahlardan sonraki bir günah olmaktadır. Bu hadisi şerif çok dikkat çeken bir hadis. Ebu Hureyre'den, Kâdâ sallallahu aleyhi ve sellem. Selasun hakkun alallahi Üç kimseye Allah'ın yardımı haktır. El mükatebiliz yürüdül eda. Yani borcunu ödeyip mühür olmaya isteyen bir mükatip köle. Enneke hullezi yürüdil afaf iffetini korumak için evlenmek isteyene. En-nikah yürüdil ifaf iffetini korumak için evlenmek isteyene. Allah'ın yardımı haktır. Yani evlen köle ayemenküm ve salihine min ibadikum ve in yekunu fukara evlenmek isteyen Fakir ise yughnihumullah min fadli. Allah lütfuyla zengin eder. Menneke halillah ve enke halillah istan Allah için evlenen, Allah için evlendiren Allah'ın veliliğini, dostluğunu elde eder diyor. Biz dini korumak, namusu korumak için yaşıyoruz. Dinimize sahip çıkacağız. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Evlenemeyen gençleri evlendirin." diyor. Ve hu, ey gençler siz evlendir evlenin demiyor. Ey anne baba, ey dayı, amca, yakını o genci evlendir. Ona sahip çık. Selasun. Üç kişiyi Allah'ın yardımı. En nikah. Ellezi yürüdül ifab. Vel mücahidü fîsif. Allah yolunda olana Allah kefildir. İlim yolunda olanların rızkına. Allah yarzuku men yeşâ bi ayrı hesab. Hesapsız rızık veririm buyuran Allah. ilim ehlini kastetmektedir. <laughs> en leki haza. Zekeriya aleyhisselam Meryem annemize sordu. Nereden geldi bu rızıklar ya Meryem? Kâlet min Allah katından geldi. Allah katından geldi. Demek ki ilim ehline Allah yolunda hafız oluyor, İslam ilimleri okuyor. Mevla ona rızık kapısını açıyor. Böyle bir mesele var. Peki bu konuyla alakalı birkaç rivayet daha arz edelim. Hz. E, Abdullah bin Mesud'dan Kâdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cübiletil kulubu ala hubbi men ahsene ileyha İnsanoğlunun yapısı kendisine ikram edene kalbinin meyletmesidir. Onun için ve men ileyha. Kendisine kötülük yapana da kalbinin buz etmesidir. Yani tehadev tehabu. Hediyeleşin sevgi bulun. Hediye. Yani beni sev demek olmaz. Hediye vermek lazım. Hediye götürmek lazım. Hediyeleşmek gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye getirirlerdi. Kendisi mutlaka o hediyenin karşılığında bir şeyi kendisi takdim ederdi. Yine bu hadisi şerif hasili envalakum biz zeka. Malınızı zekatla koruyun. Malınızı efendim işte e, özel sigortalar şunda ya değil ya. Malınızı zekatla koruyun. Malın mülkün sahibi Allah'tır. Ve da bu merdakum merdakum biz sadaka diyor Resulullah Efendimiz. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi edin. Enteresan. Bir fakire yardım edersin o da sana dua eder Mevla şifa verir. Yani doktorun yazdığı ilaç vücut alıyor, vücut cevap vermezse iyileşemiyor. Allah müsaade ederse o ilaç fayda oluyor. Ve davu merdakum bis sıh. Hasun malınızı biz zekat zekatla. Ve <laughs> davu hastalıklarınızı biz sadaka, sadakayla tedavi edin. Ve aidu lil <laughs> belaya dua. Envai belalara karşı da dua ile hazırlık yapınız. Ne kadar güzel. Şimdi ayeti kerimenin özeti bu. Bir diğer ayeti kerimeye geçiyoruz. 61. ayet. Ve minhum o münafıklardan var öyle kimseler var ki yuzunen nebiye peygambere eziyet ederler. Önceki tefsir derslerinde de bu konu arz ediliyor. Bu devamındaki ayetler de hep münafıkları anlatıyor. Onlar yu'zûnen nebi peygambere eziyet ederler. Ve yekûlûne ederler huve uzun. O dinleyen, e, dinler yani kendisi efendim e, kulak verir. Allah da bildiriyor, Cebrail Aleyhisselam da bildiriyor. Kul söyley habibim uzunun onun dinlemesi kulak vermesi efendim e, hayrın ta kendisidir. Çünkü hemen konuyu burada arz edelim. En başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya Ebu Bekir Sıddıklar veya kamil bir alim, müştehit, bir veli, bir Müslüman başkasındaki yanlışı, günahı duysa bile din diyor ki velâ tecessesu ayıbını araştırmayın, yapmayın. O ona üzülür, onu nasıl ıslah edeyim? Ya bu adam bu yanlışa düştüyse olmadı bu. Bunu buradan nasıl kurtarabiliriz? Allah buyuruyor ki siz Habibime üzün. Yani kulak verir, o dinler, o efendim işitir. Yani kendisi işitmese Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala haber veriyor ya. Böyle diyorlar münafıklar. Allah da buyuruyor ki onun o kulak vermesi, işitmesi, duyması hayrin sizin için hayırlıdır. Neden sizin yanlışınızı duyduğu zaman o sevinmiyor ki? Kötülerin yaptığı gibi ha ben bu da bir yanlış buldum hemen saldırıyor, karat ediyor. O bir tane yanlışa bin tane iftira ekliyor. Ondan sonra onu haberler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ne oluyor ya? Biz birbirimizi korumamız lazım, birbirimizi kayırmamız lazım. Allahu Teala velâ tecessesu birbirinizin kusurunu, ayıbını, hatasını araştırmayın. Ve men setere kim bir müslüman din kardeşinin hatasını, kusurunu örterse seter Allahu fi dünya vel Allah onu dünyada da günahını örter, ahirette de günahlarını affeder. Din bunu istiyor. Birbirinizi affedin, birbirinizi gözetin, birbirinizi koruyun. Bir hata yaptı diye hemen saldırma ona. Adam o yaptığından pişman olur. Efendim tekrar etmezsen ona efendim dersin ki şu hatalara düşmemek lazım deme ona sen şöyle hata yapıyorsun diye. Ama tariz yoluyla dersin ki bazı insanlar niye içki içerler bazıları niye bu yanlışı yaparlar. Yani o da der ki Allah Allah ya acaba benden mi bahsediyor falan. Onu o yanlıştan kurtarırsın. Ya duymasın bari benden. Ama söylediğin zaman bu sefer haya perdesini yırtmış oluyorsun. Sen niye içki içiyorsun diye adamın yüzüne söyledin mi? Bu sefer aleni olarak bu haramı yani senden gizliyordu işlemeye kalkışır. Allah buyuruyor ki onun duyması sizin için hayırlıdır. Ee, Hayrullekum yu'minu billahi ve yu'minu lil müminin. Yu'minu iman eder billahi Allah'a ve yu'minu iman eder lil müminin müminler için. Ve rahmetun ve rahmettir lillezine amenu. iman edenler için bir rahmettir. Amenu minkum sizin. Vellezine yu'zune rasulallah. minkum yani sizden olan iman edenler için de Habibim büyük bir rahmettir. Peki vellezine o kimseler ki yu'zune rasulallah. Allah'ın Resulüne eziyet edenler. Onun hakkında ileri geri konuşanlar Lehu azabun elim son derece çok acı verici bir azap, pek büyük bir azap vardır. Azabun elim diyor. Azabı elim kafirler içindir. Bu yani azabun muhin alçak edici azaplar kafirlere böyle tasmalar takılacak, elleri kilitlenecek. Günahkar olan Müslümanlar hata yapmış, günah etmiş, cehenneme düşmüş, onlara tasma takılmıyor. Ama burada azabun elim diyor. Elim veren azap efendim bu muhiin alçak edici azaplar bunlar bu kağı takılacak. Peygamber'e hakaret ettin mi geriye ne kaldı ki zaten? Dinin ne mukaddesatı kaldı ki? Peygamber'e hakaret olur mu? Peygamber'e ileri geri laf söylenir mi? Şu hadis şerif ne kadar manidar. Ebu Davud'da rivayet edilmiş. El mümini gırrun diyor kerim. Mümin kerimdir. Yani ikram sahibidir. Ama aldanır diyor ya. Aldanır. Ya adam beni aldattı ya. Aldanır. Müslüman aldanır çünkü herkesi kendisi gibi biliyor. Kalbi merhametli, şefkatli ya. Vel facuru günahkar ise hibbun aldatır. Leimun kötü huyludur. Çok kötü huyu vardır. Yani geçimsizliği var. Serttir, kabadır, hakaret eder. Ya özür dileriz bir yanlış yaptık kabul etmez. İntikam peşindedir. Canına kasteder, malına kasteder. Efendim Geldiği zaman adam insanlara sıkıntı verir. Yapma bunu ya. Müslüman ay gibidir. Ay nasıl ki insana huzur veriyor. Müslüman da efendim mesela bir evin reisi baba evine huzur verecek. Çoluğuna çocuğuna eve, eve geldiği zaman dolunay gibi ev aydınlanacak. Mesela eğer bir insan kendini anlamak istiyorsa evinde huzur sağlıyorsa çevresinde aa hoş geldin Ahmet Bey vesaire huzur sağlıyorsa Dostlarına, akrabalarına huzur sağlıyorsa, herkes hoşnut ise, ya iyi ki geldin ya, efendim bize neşe kattın vesaire. Bazı insanlarda bu vardır, sevgisi okyanus gibidir. Herkesin sevgisini dağıtır. Bu kişi Allah katında da iyidir. Ya bu şu demek değildir, haramları helal ediyor, haramlara hoşgörü davranıyor, o mana değildir. Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine uygun bir şekildedir. Konuştuğumuz bu manadadır. 196. sayfaya geldik. 62. ayet ayeti kerime. ne billahi lekum yine münafıklardan. Devam edecek bu, bu herhalde bugünkü konular hep böyle münafıkları anlatacak. Lakin mühimdir. Münafığın ne olduğunu biz bilirsek biz bu hataya düşmeyiz. ne billahi lekum. Ee, yemin ederler. Billahi Allah'a lekum sizin için. Yani size karşı yemin ediyorlar. Li sizi razı etmek için. Vallahi billahi seni seviyorum sen de beraberim falan. Vallahu ve rasuluhu yurduhu. Allah'ı razı et, peygamberi razı et. Beni razı edip de eline ne geçecek? Allah buyuruyor ki onlar benim emrimi tutmuyor. Habibimin sünnetini tutmuyor. Habibimin yoluna değil. Allah'ı ve Resulü'nü razı et. İnkânu müminin mümin iseniz, Eğer gerçek manada inanıyorsanız. Allah'ı ve Resulü'nü razı etmeye çalışsınlar. Böyle yapsınlar. Evet bütün mesele budur. Beyazlı ve İslami Kadda Sallallahu Aleyhi ve sordular. İnsanların büyük kitlelerin seni sevmesi, seni dinlemesi seni sizi hoşnut eder mi? Tarihi bir cevap verdi. Bin yüz yıl evvel yaşamış büyük üstad diyor ki. Halk sevmiş, hak sevmemiş. Ne faydası var? Hak sevmiş, halk sevmemiş. Ne zararı var diyor. Ve rızvanumin Allahı ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Allah, cennetin sahibi odur, cehennemden kurtaracak odur. La tekulu maşa Allah, maşa Allah ve şa'e. Yani maşa Allahu ve şa'e fulan. Allah diledi filanca diledi. Böyle demeyin. Ve lakin qulu maşa Allahu, maşa Allah dîn. Sünme sonra filan. Filanca da böyle istiyordu. Yani filanca da böyle istiyordu falan. Olabilir. Yoksa Allah diledi filanca da diledi böyle oldu. Böyle demeyin. Allah yani filancanın dilemesiyle Mevla müsaade etmezse ne olabilir? 63. ayet Tevbe suresi Elem ya'lemu bilmezler mi ennehu men yuhadidillah ve rasûlehu Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı gelirse feenne lehu nâra cehennem Onun varacağı yer cehennemdir. Fenele onun için vardır naracan cehennemin ateşi. Kur'an-ı Kerim'in bir usulüdür bu. Bakın dikkatimizi çekerse münafıklardan bahsediyor. Allah'a karşı çıkıyor, peygambere karşı çıkıyor. Ben onların canına okuyacağım, efendim şöyle yapacağım, böyle yapacağım demiyor. Dünyada Mevla sağlık veriyor, sıhhat veriyor, imkan veriyor, ihanetinin fırsatını veriyor, kötülük yapıyor, isyan ediyor. Fakat Nara cehennem diyor, cehennem. Yani şöyle düşünelim. Ey kulum, sen beni ve e, Habib'imi tanıyacak mısın? Seni tanımıyorum, Habib'ini de tanımıyorum. Ben Müslümanlara da ihanet edeceğim. Yani münafıklık. Mevla Teala mal veriyor, can veriyor, imkan veriyor, fırsat veriyor. Kendisine, Habib'ine hakaret etme hususunda fırsatlar veriyor, dil veriyor, imkan veriyor. Yapıyor bunları. Neden? Eşittir. Sonsuz cehennem. O da cehennemi ispatlamak için yani orijinal ifadeyle o isyanına Allah Celle Celaluhu müsaade ediyor. Evet. Fe enne lehu cehennem haliden fiha ebedi kalacaklar. Zalikel hizyül azim. Bu çok büyük rezillik. Sonsuz su yok, sonsuz yiyecek yok. Acayip. Ya. Şimdi burada cehennemden bahsedilmişken cehennemle ilgili Sayın Müslim'de 2851. hadis. Dırsul kafiri. Kafirin diyor dişi evnâbul kafir yani kafirin bu e, öğütücü dişi Mislü Uhud'un Uhud dağı kadar yani 800 ya 1 kilometre bin metre. Ve gilazu cildihi derinin kalınlığı derinin e, genişliği kalınlığı mesiretü selas üç günlük yoldur. 3 günlük yol bir, e, bir günde 30 kilometre yol alınır. Efendim 3 günlük yol 90 kilometre yapıyor. Bu hadis-i şerif net sahihi Müslim'de bu hadis-i şerif. Allah Celle Celalü kendisine karşı çıkıp kendisine hakaret eden e, kişiyi ahirette böyle bir azab ile azaplandırıyor. Devamı bir sahih Müslim'de yine bir başka bir hadis-i şerif 2852. Ma beyne beyne ma beyne menkibil kafiri finnar meselete selasete ayyam lirakibil musra'i. Muhakkak bir kafirin iki omuzun arasındaki mesafe, büyüklük, dık 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 hızlı koşan bir atın üç günlük mesafesi kadardır diyor. Selasete eyyem lirraki müzuru. Suratli koşan bir at, üç günlük mesafe. Bir atta günde efendim 150 kilometre kadar yol alırmış. Ee, bu elde ettiğimiz tespitlere göre. 153 450 kilometre yapıyor. Burada selaset eyyam 450 kilometre. Bir kafirin omuzunun genişliği, dişinin büyüklüğü, derisinin kalınlığı 90 kilometre. Sahih Müslim'de bu hadis-i şerif. Ayetler ortada, hadisler ortada. Şimdi bu e, ayeti kerime sevgili Allah'ımız müddessir. Işte mücadele suresinin 22. ayeti. sure Mücadele. Lâ bulamasın kavmen bir kavmüme billahi ile milâhır. Allah'a ahirete iman eden bir kavim. ne sevgi besliyor ben haddallah ve resulü. Allah'a ve peygambere haddini aşmış bir Müslüman, bir kafir zalim, hain, dinsizi, eşkıyası vesaire kötüyü sevemez. Velev kânû âbâhum babası da olsa, ebnâhüm oğlu da olsa, ehlihvanum kardeşi evâçetut aşileti Ulaike ketebe fi iman. Allah onların kalbine imanı yazdı. Ve yedehum bi ruhin minhu. Allah celle celaluhu onu teyit etti. Ve yudkhiluhum cennetin tecri min Efendim altından da nehil cennetlere Allah onları dahil etti. Halidine fiha ebedi kalacaklar. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı ve radu an. Onlar da Allah'tan razı. Ulaike hizbullah ila inna hizballahi vel muflihun. Allah'ın taraftarı galip gelir. Evet, 64. ayet Tevbe suresi Yahzerul münafikun münafıklar sakınırlar. En aleyhim efendim en indirilmesi aleyhim onların aleyhine suretun bir sure indirilmesini. Olayı da biliyorlar ha. Onlara bir bima fi kulubihim onların kalplerindekilerine haber veriyor. Şimdi bu ayeti kerimeleri iyi dinlediğimiz zaman çevremizdeki münafığı çok net tanıma imkanı oluyor. Şimdi bu ayeti kerimelerin menheciyle baktığımızda olaylar anlaşılıyor. Ha, kimin yapısı münafık? Demirin demir özelliği vardır. Altının altın demir serttir. Altın yumuşak sakız gibidir. Efendim kurşun daha farklıdır. Yani altını sertleştiren gümüş katılıyor vesaire. Şimdi münafıklar bu kendi özelliklerinin anlatılmasını açıklanmasını istemezler. Gizliyorlar çünkü kendini. Münafık nefaktan geliyor. Nefak tünel demektir. Köstebek manasına gelir. Toprağın altında kendini gizliyor. Tık 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 oradan dinin içerisini delik deşik ediyor. Tünebiyuhum <laughs> fi kulubihim kalplerindekilerini haber verir. u, <laughs> Siz alay etmenize devam edin. Alay edin alay edin bakalım. İnne Allahe muhricun ma tehderun. Sakındığınız, sakınıyor olduğunuz o şeyleri Allah ortaya çıkartır. Bütün münafıklığınız ortaya dökülür. Ya acayip bir mesele. 65. ayet. Ve eğer onlara soracak olursan le yakulun ne? ve nelab. Ya siz niye peygamberle alay ediyorsunuz? Yok biz yani konuşuyorduk kendi aramızda. E, konu icabı biz söyledi yoksa biz peygambere demiyoruz bunu. Hemen çeviriyor. Ve sorsan le ne? Elbette derler. İnnemâ Biz lafa dalmıştık. Da ve nelâb yani böyle şakalaşıyorduk. Yani o arada ha biz peygamber mi mi geçti o mesele biz peygambere demedik. Kul e billah Allah'a ve ayati ve onun hükümlerine ve rasuliyi onun rasulüne mi kuntum testeziyun alay ediyorsunuz. Dalga geçiyorsunuz. Şu anda böyle bir durumda karşı karşıyayız. Yani Peygamberi Zişan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle, onun ahlakıyla, yapısıyla, efendim aile yapısıyla alay ediliyor. Dalga geçiyor. Bunlar basit zannediliyor. Direkt kafir eder insanı. Kur'an-ı Kerim bunu bütünüyle söylüyor. Onun için Allah Celle Celaluhu günaha müsaade ediyor. Günahkar olursun ama inkar, istihza alay etmek adamı Allah muhafaza dinden çıkartır. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selasun cid ve hezduhunne ciddi. Üç şey ciddisi ciddi şakası da ciddidir. En nikah evlilik şakadan evlilik olmaz. Ve talak boş kelimesini şakadan söylemek olmaz. Adamın biri şairmiş talak lafızlarını söylemiş hanımına boş kelimelerini kullanmış. Hanımı demiş ki ya bey ne yaptın sen? Talak veriyorsun. Hala adam şiirle uğraşıyor. Yapalım derken kafiyeyi kaçırdık elden safiyeyi demiş. Hanımı da talakları vermiş. En nikah nikah ve talak talak ve ric'a bir de efendim, tek talak verdi. Ya biz bu yuvayı bitirmeyelim. Tekrar yuvaya devam edelim. Tekrar nikah devam eder. Bir talak veriyor. Üç talakı zikretti mi nikah tamamen bitiyor. Dinde biter. Cuma namazı, cuma günü kılınır. Mezhebi yoktur. Din bunu istiyor. Ramazanda oruç tutulur. Neye göre? Hangi mezhep? Mezhep, din. Efendim Kabe-i Muazzama'yı tavaf edeceksin. Arafat'ta vakfe yapacaksın. Hac budur. Hangi mezhep? Mezhep değil bu. Din böyle istiyor. Dinin içki hangi mezhebe göre? Dinin içkinin mezhebi yoktur. Dinde haramdır. Kumar, faiz, zina, adam öldürmek dinde haramdır. Üç talak kelimesi bir defa, iki defa, üç defa söyledin mi? Dinde dört mezhepte nikah bitiyor. Mesele ciddidir. Onun için muhatap Allah'tır. Allah'a diyorsun ki ey Allah'ım efendim ben bunu kabul etmiştim ama şimdi efendim sözleri söylemekle talak o nikahı bitirmiş oluyor bitirince de Allahu Teala levh mahfuzundan siliyor. Silince daha bunun geriye dönüşü yok. Cuma günü geçince cumartesi günü cuma kılamazsın. E fetva ver geriye dön dönmez. Ramazan geçti. E ben aşka geldim. Orucu tutacağım. Geçti. Daha onu geri çeviremezsin. Ramazan-ı Şerifi geri çevirme imkanı 3 talak. 3 söz söylendi mi onun geri dönüşü dinde yok. Yani bütün müştehit ulema ittifak halindedir. 66. ayet la te'tidru özür dilemeyin. Kat kefertum Kur'an net söylüyor siz kafir oldunuz. Peygamberliğin alay etmek ne demek? Kat kefertum burada kat muhakkak demektir. Muhakkak kafir oldunuz. Peygamberle alay ediyor. Peygamber öldü gitti diyor. Peygamberin artık daha yapacağı bir şey yok diyor. Ya başka bir şey bulamadın mı sen taarruz edecek, hakaret edecek, saldıracak? Ya Rabbim radina billahi rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve resulâ. Kad kefertum kafir oldunuz ba'de iman ki iman ettikten sonra in affetsek bile an taifeti minkum Nuazzib taifeten bi ennehum nuazib azab ederiz taifeten bir taife ki bi ennehum onlar kanu oldular mücrimin. Mücrimin gün suçlu, günahkar oldular. O münafıklar peygamberle alay etmekle dinden çıkmış oldular. Yani bu özelliğe kim sahip olursa, bu özelliğe kim bulaşırsa kafir olur. 67. ayete geldik. El münafikun. Münafıklar vel münafikat. Münafık erkekler, münafık ha kadınlar, hanımlar. Münafikat. Ba'duhum min ba'd. Onlar birbirinin aynısı. Bazı bazısındandır. Ya bunların hepsi aynı. Hani deriz yani. Ya bunların hepsi aynı. Kur'an'da diyor ki münafık erkek münafık adı. Hepsi aynı. Bazı <laughs> min özelliklerini sıralıyor Allah. Ye'murûne bil munkeri. Kötülüğü emrederler. Daha gençsin ne namazı, daha gençsin ne sakalı, daha gençsin ne ibadeti, ne hacı, ne şu. Böyle olur mu? Bir Müslüman insanları Allah'a kulluğa davet edecek. Peygamberin sünnetine davet edecek. Ömrümüz geçicidir, her an ölebiliriz. Bu işin genci yaşlısı yok diye. Kamil mümin Allah'a ve men ahsene men Allah Allah'a davet edecek. Münafık ne yapıyor? Kötülüğü emrediyor. Ve yenhevne ma'ruf iyilikten ne ediyor? Daha namazın vakti gelmedi. Örtünmenin vakti gelmedi. Ahkam-ı dinin vakti gelmedi. Olur mu ya? Ve yakbildûne yumarlar eydiyehum ellerini. Ellerini yumarlar. Bu bir kinaye yani yuvarlarını gardına alıyor. Allah'a giden yolu, peygambere giden yolu, İslam'a uyan yolu engellemeye çalışıyor. Ne su unuttular Allah, Allah'ı unuttular. Fenesiyehum. Allah da onların unutmaların karşılığında kıyamet günü susadık. Su yok. Acıktık. Acıkma yok. Yandık. Azabı arttırıyor. Bir gün, beş gün, elli sene, yüz sene, bin sene, on bin sene. Susuzluk arttıkça artıyor. Çıldırdıkça çıldırıyor. Ne yaparsan yap. Sen Allah'ı unuttun. Allah da tarafına bakmaz. İnnel <laughs> münafikîn. O münafıklar. Muhakkak o münafıklar var ya. Evet ya Rabbi. Humul <laughs> fasikun. Onlar Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini, dinin ahkamını bozuyorlar. Bozuyor. Bozucu onlar. Bozguncu onlar. Bozguncu kime denir? Allah'ın emrini bozmak. Peygamberin sünnetini bozmak. Vela tekunu kelledine nesullah. O kimseler gibi olmayın. Allah'ı unutular. Fensahum <laughs> enfusum. Kendilerini unuttular. Ulaike <laughs> mul fasikun. Fasık kimseler. 68. ayet. Ve adallahul münafikine vel münafikat. Münafık erkek ve münafık kadınlar Allah vaat ediyor. Bakın dünyada burada Rabbimiz Celle Celaluhu siz nasıl münafıklık yaparsınız dünyada belanız dünyada öyle dokunmuyor. Dünyada herkes ya Rabbim ben seni seviyorum Habibini ispatla. Buradayım ya Rabbim Allahu Ekber orucum zekatım haccım ibadetim taatim zikrim tesbihim ta ispatla. 10 sene 50 sene 70 sene 80 sene 90 sene. En sonunda eşe dönle la ilahe illallah ve eşe dönü Muhammed'in ve resulü ispatlandı mühür cennet. Öbürü de Allah ile dalga geçiyor. Peygamberin sünnetini kaldırıyor. İslam yolunu efendim beğenmiyor. Müslümanlar Allah yolundan men ediyor, alay ediyor, hakaret ediyor. Devam et kolum. İspatla ölünceye kadar serbestsin. İstediğini yapabilirsin. Ölünce görüşeceğiz. Ölüyor. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gösteriyor. Tanıyor musun bunu? Ha ha. Ha ha. Yani diyemiyor bir şey. Vuruyorlar gürzü. Ne diyor ayet? Ve adallahu'l münafıkine vel münafıkat. Münafık erkek ve kadınlara vel küffar kafirlere nar cehennem, cehennemin ateşi. Halidine fiyha ebedi kalacaklar. Hiye hasbuhum. O onlara yeter. Ve le'anehumullah. Allah onlara lanet etti. Ve lehum azabun mukim. Daim. Bitmeyecek sonsuz bir azap var. Hazreti Cabir'den bir rivayet burada. Müthiş bir hadis şerif. Kadimen bin seferi, Resulullah'ın bir seferden döndün de. Felemmekâne kurban bediinin bir rüzgar esti, şiddetli bir rüzgar esti. Yani etrafı böyle sarstı binalara vesaire. Fakat rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ise hazirliği, bu rüzgar gönderildi limevti münafık. Bir münafığın ölmesi onun alametidir buyurdu. Felem kadim el Medine'ye geldiler. Feyza münafıkun azim büyük bir münafık, ileri gelen bir münafık bir de duydular ki efendim minel münafikin kadmate. Ölmüş. Ölmüş. Böyle şeyler de var. Böyle şeyler de oluyor demek ki. Yani böyle sert esen rüzgarların, münafıkların ölümünün alameti de oluyor. Bu hadisi şeriftir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunu bize bildirmiş. Bu da Sahih Müslim'de 2135. hadisi şerif. Sahih Müslim rivayeti. Yine burada Bunu çocukken bu hadisi şerifi duymuştum. Hala efendim e, hani bilinçaltı bende bu e, heybet var. Enteresan bir rivayet. Bu bu da Sahih Müslim'de. Künne ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber. Peygamberle beraber oturuyorduk diyor. Mescid-i Nebevi'de otururken iz semi'a vacbet bir gürültü, acayip bir ses işitildi. Fekal Nebi sallallahu, aleyhi ve sellem. Tedrune ma'aza. Ne olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü alem siz daha iyi bilirsiniz ya Resulallah. Bu ne, ne oldu böyle gümbür ortalık. Hada hacen rumye bi finnar. sebeyle halifen. Yetmiş yıl evvel. Yetmiş sene evvel diyor. Cehennemin üstünden atılan bir taş. ve yehvi düşüyor finnari. Cehennemin dibine el an Hatta inteha ulaştı ila kariha. Cehennemin dibine şimdi diyor düştü. Bu gürültü çıktı diyor. cehennemde Cehennem demek ki ne kadar yakın ya. Cehenneme düşen taşların sesi dünyaya da geliyor da. Bizim haberimiz yok ama işte oluyor. Ama düşünmek lazım. Yani efendim mesela o paraşütle vesaire atlanıyor. 30 kilometreden 40 kilometreden atlıyor adam. 4 dakika sürüyor. Adam 4-5 dakika sonra... 40 kilometre 5 dakika sürse 70 yıl taş cehennemin dibine doğru düşüyor 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 cehennemin dibini bulamıyor. Allah Allah. Şu ayeti kerimeyi de okuyalım dersimizi bugün bitirelim. Tefsir olarak 197. sayfa. Tövbe suresi 69. ayet. Kellezine o kimseler ki min kablikum sizden evvel kanu eşedde minkum kuvve daha sizden daha kuvvetli ve eksere envalen ve evlada sizden daha fazla malları evlatları vardı. İnsanoğlu zannediyor ki dünya durdu durdu bugün bu hale geldi. Yo bizden evvel de dünyayı Allah yarattı. Güneş ay yıldız insanları da Allah yarattı. Bizden evvelkiler daha güçlü daha çok imkanları olan ayet söylüyor. Daha çok imkanlar olan mesela Karun'dan bahsediliyor. 4700 sene geriye gittiğimiz zaman Karun'u bir teraziye bütün insanları dolar babalarını bir teraziye hepsini çuvala O kadar zengin. Kasas suresinde onun devamında da diyor ki Karun'dan daha zenginleri de vardı diyor. Şimdi kelledine min kablikum sizden evvel kanu eşedde minkum kuvve daha kuvvetli ve ekser embalen daha çok malları ve evlada daha çok efendim mal evlatları vardı. Biz dünyanın şu anda kaçta kaçını azıcık bir yeri kullanabiliyoruz. Daha evvelden çölleri de kullanıyorlardı. Dünyanın çaputu çıkmış, çaputunu biz, biz kullanıyoruz. Festemteu istifadetler bir halakihim. Onlar kendi paylarına düşenliği yedi biçip bitirdiler, çöle çevirdiler. ta'tum <laughs> siz de istifade ediyorsunuz bir <laughs> halakikum. Size düşen payınız neyse. Kemestem tealledine min kablikum. Sizden evvelkilerin istifade ettiği gibi. Onlar nasıl yaşadılarsa siz de yaşıyorsunuz. İnananları vardı, inkarcıları vardı. Ve huztum ayet söylüyor. Daldınız. Havuz diyoruz ya huztum daldınız. Kellezi o habu. Onların harama günaha isyana tuyana daldıkları gibi siz de dalıyorsunuz. Ulake habitate amalum. Onların amelleri boşa gitti. Fi dünya ve lahire dünyada gitti. Yok eksen oldular. Çöl, çö, döndüler. Ve arazileri hepsi yok oldu. Ve ulake humul hasurun Hüsrana uğradılar. Yok olup gittiler. Allah Allah bir iki hadis-i şerif arz edelim, bitirelim dersimizi. La ta'khuzun kema akhazal min Sizden evvelki ümmetlerin yaptığı aynısını yapacaksınız. Karış karış, zira zira. Adım adım onlara yaklaşacaksınız. Hatta la enna ulayke hujja dabbin. Keler deliğine girse siz de gireceksiniz. Yani onlara o kadar takip edeceksiniz. Lete tattabi anne senen hemen Evvelkilerin yoluna gideceksiniz. Şibren bir karış karış, zira zira. Levselek hoca da dabbin bir efendim keleri kertenkelerin deliğine girseler onlar. Leselek buhu. Aynı taklit edeceksiniz. Ya Resulallah el Yahudi ve Nasara. Bunlar Yahudi Hristiyanlar mı? Evet onlar. Ne yapıyor? Aynı. Arabasının dahi yapısını, saçının yapısını, endamını, giyimini, kuşamını. O elbisesini yırtıyor. Bu de yırtıyor. Bilmem ne yapıyor. Aynı milimetrik bunları takip edeceksiniz diyor. Rabbim bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Dostlarını taklit etmeye muvaffak eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Tövbe suresinin 70. ayeti kerimesinde kaldık. Amin. Subhan Rabbi la ilaha illa Huwa. Alhamdulillah. La zedan li hazum ma kunna Allah. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala ve wasallam. Ejman ya Rabbi alim. Rızana muvaffak işlerle meşgul eyle. Azabından gazabından bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin. Sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet. Güzel dinimize tam teslim olmaya. Birbirimizi din kardeşlerimizi senin rızan için sevmeye. Hatalara, günahlara, fıskı fucurlara düşmekten bizi muhafaza eyle ya Rab. İlahi ya alemin ve ya nasirin. Za zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların, kötülerin karşısında dikilmeye. Mazlumların, mağdurların, fakirlerin, yetimlerin, muhtaçların yanında olmaya bizi muvaffak eyle. Son nefeste iman cennetinde, cemalinde müşerref eyle ya Rab. بإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتيخة اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين